oyalanma. Çok öyle oyalanma bir yerlerde. Ya tamam tamam merak etme. İyi olduğunu göreyim hemen döneceğim. Dikkat et tamam mı? Çaktırma hiç kimseye bak. Yok yok çaktırmam ben. Hadi git sen. Gitti mi? Gitti gitti. Ay bu kız çok saf ya. Hayır benim ona yardım edebileceğimi düşünüyor bir de. Kız bırak kritik yapmayı da. Sadullah'ı eve getirmemiz lazım. Arayacaksın eve gel diyeceksin. Ha. İstersen Songül'ü biz ispiyonladık diye böyle tabela da asalım boynumuza çok güzel. Saçma sapan konuşma. Kızı üstümüze mi sıçratmak istiyorsun? Ondan mı korkacağım ben ya? Sen hiç anlamıyorsun değil mi? Allah muhafaza Sadullah'tan boşanmazsam biz ömür boyu aile olacağız. Ömür boyu birbirimizin yüzüne bakacağız anladın mı? Onun için şimdi hiç yoktan arayı açmayalım. E nasıl getireceksin o zaman Sadullah amcayı eve? Ben düşündüm bir şey. Anne niye suya ısıtıyorsun? Çay mı yapacaksın? Ha evet. Karşılıklı çay içerken Sado'yu nasıl eve getireceğiz onu düşüneceğiz. Ay Allah'ım yarabbim ya. Bekle sen. Bekle. Yeterince ısındı. Korkma sakın tamam mı? Baban gelmene izin verdi mi? Şey Güney çok merak ettim de nasıl oldu? Aynı. Sen içeri geç ben eczaneden bir ilaç alıp geleceğim. Tamam. Sevgili. Canım benim. Hasta mı oldun? Kıyamam sana. Güney, iyi misin? Benim odam. Songül. Ne oluyor ya? Rüya mı görüyorum ben? Ne işin var senin burada? Bir şey diyeceğim. Rüyaysa da hemen uyanayım. Biraz daha göreyim lütfen. Yok sevgili rüya değil. Annen çok hasta olduğunu söyleyince atladım geldim hemen. Kır bakayım ateşini. Çok ateşi yok aslında. Düşmüş herhalde. Ya hasta değilim ki kızım ya. Biraz boğazım ağrıyor, o kadar iyiyim ben. Annen öyle demedi ama çok hastalanmasın. Ateşin çıkmış, doktor çağırmışsınız. Doktor mu çağırmış? Nasıl ya? Ben niye hatırlamıyorum, o kadar ağır mıydım ben? Neyse ya, iyi ki de hasta olmuşum.
Ben her hasta olduğumda sen böyle benim yanıma geleceksen ben hiç iyileşmem ki. Dur ya. Bu durumda ne şey yapıyorsun? Dur bakayım bir de ateşine. Ateşin yok ki. Olur mu ya, var. Hastayım aslında, çok hastayım. Ama sana hastayım kızım, sana. Sevgili hastalığı var bende. Güney ne oluyor ya? Maşallah turp gibisin. Acaba annen gereksiz panik falan mı yaptı, anlamadım. Bilmem. Sadullah bak. Geçmiş olsun Zehra, ne oldu ya? Çay keyfi yapayım derken kettle'ın kapağı açıldı. Bütün kaynar su koluma döküldü. Çok acıyor. Görünmez kaza işte. Ya, görünmez kaza tabii. Ya Zehracığım, azıcık dikkat etsene. Çok fena olmuş ya. Çok acıyor. İyi hadi, ayakkabılarını giy de bir hastaneye gösterelim. Hastane olmaz. Çok masraf olur. Eczaneye gidelim bence. Bir merhem verirler, hemen geçer zaten. Ya iyi de şimdi bu saatte açık eczaneyi nereden bulacağız? Olsa olsa ancak nöbetçi eczane. İyi madem. Hadi sonra sonra buluruz. Gel. Dur şimdi. Gece gece gezmeyelim. Songül'ün telefonunda internet var. Oradan bakalım bence. Sen git getirsene şunu telefonunu. Kız uyuyordur anne şimdi. Dur, hiç rahatsız etmeyelim biz. Ne olacak canım? Yavaş yavaş geri al telefonunu hadi. Yok anne. Songül şey... Songül ne kızım? Sadullah amca. Ya gevelemesene. Songül'e ne oldu kızım? Şey... Sadullah amca dur gitme. Zeynep, Songül nerede? Kız söylesene. Yüreğime indireceksin ya. Yurda arkadaşlarına bakmaya falan mı gitti? Söyle. Sedef, kızım Songül nerede? Şey, Sadullah amca. Kız söyle. Söyleyeceğim ama Songül'e kızmayacaksınız, tamam mı? Sedef, Songül nerede? Söyler misin lütfen? Güney hastalanmış, onun yanına gitti. Ne? Görüyor musun sen? Songül Güney'in evine mi gitti? Sadullahçım dikkat et. Güney. Senin hanım herhalde geç kalacak. Şimdi Zehra abla odada olmadığımı öğrenirse babama haber verir. Başım belaya girer. En iyisi ben gideyim. İyi tamam. Bu saatte tek başına gitme, ben bırakayım seni. Dur dur, gerek yok. Taksi çağırırız giderim ben. Sadullah elinden bir kaza çıkmasın ama. Zehra abi dur. Ne oluyor Güney, bu kim? Bilmem. Sen dur ben bakayım. Amca? Kızım nerede lan? Sadullah amca bir saniye. Bana amca falan deme. Kızım nerede lan? Gebertirim seni. Çekil lan şuradan. Sadullah amca yanlış anladın. Bir saniye. Baba. Songül. Sen bana söz vermedin mi kızım? He? Yazıklar olsun sana. Mahvettin beni. Rezil ettin. Baba, ben Güney hasta diye geldim. Yemin ederim annesi aradı. Güney hasta dedi, o yüzden geldim. Sus! Bir de yalan söyleme! Sadullah amca! Ne yapıyorsun? Bir sakin ol. Bak, vuracaksan illa bana vur ama önce bir dinle. Gebertirim lan seni. Gebertirim! Çekil gözümün önünden, görmesin seni gözüm. Sadullah yapma, eve gidelim ne olur. Bırak Zehra, bırak! Çok sinirlisin şu an, yapma! Lan! İnsan niçin yaşar lan? He? Neden yaşar? Namussuz için yaşar.
Rezil ettin beni. Yazıklar olsun sana ya. Sen nasıl bir evlatsın kızım ya? He? Mahvettin lan beni. Ya baba yemin ederim ki hasta olduğu için geldim diyorum. Niye inanmıyorsun bana? Hasta olduğu için odasına mı geldin ha? Odasına mı geldin? Ya Sadullah amca. Bir müsaade et, açıklayalım. Neyi açıklayacaksın lan? He? Neyi? Her şey ortada değil mi? Rezil. Sadullah bağırma Allah aşkına. Ne oluyor burada ya? Ne işiniz var benim evimde? Ya Selin Hanım, ne olur açıklar mısınız şu işin doğrusunu? Siz çağırmadınız mı beni? Ya ben yine hasta diye geldim. Ne diyorsun sen be? Benim bir şeyden haberim yok. Hadi çıkın evimden. Anne. Baba yemin ederim ki yalan söylüyor. Baba yalan söylüyor. Baba gerçekten yalan konuşuyor. Ya baba. Baba yalan söylüyor diyorum. Anne ne yapıyorsun? Benim bir şeyden haberim yok oğlum. Anne. Baba. Dur. Sadullah dur. Allah aşkına canını acıtacaksın. Sen bu işe karışma Zehra. Sadullah amca, Sadullah amca. Bir saniye dur. Bak çok büyük bir hata yapıyorsun lütfen. Annem yalan söylüyor. Songül'ün bir suçu yok. Yemin ederim yok. Biz hiçbir şey yapmıyoruz. Çekil git. Çok kötü olacak. Sadullah amca. Yavaş sen de. Sakin ol. Sakin ol. Zehra. Bir dur. Ateşe körükle gitme. Songül'e bir şey olmayacak, tamam mı? Tamam. Ben sakinleştireceğim onu. Tamam. Bir sakin ol. Tamam mı? Songül. Anne! Anne! Anne aşağı in! Neden yaptın bunu? Ha? Sen çağırdın Songül'ü biliyorum. Songül yalan söylemez. Neden yaptın ya? Ne istiyorsun bizden? Güney çok sinirlisin. Biraz sakinleş sonra konuş. Ya ne sakinleşmesi? Ne sakinleşmesi? Anne yeter delirteceksin beni anlamıyor musun? Ne istiyorsun ya bizden? Ne istiyorsun? Güney ben odama çıkıyorum. Sakın Songül'ün peşinden gidip babasını kışkırtma. Kızın iyiliği için söylüyorum. Seninle sonra konuşacağız. Nereye sürüklüyorsun kızı? Delirdin mi sen? Ya niye getirdin beni hastaneye? Koluma kaynar su döküldü. Baban da eve geldi bana bakmak için. Doktora gidiyorduk. Seni bulamayacağını delirdi tabii. Sadla gidip koluma bakalım hadi. Hadi. Senin için değil Zehra. Kontrole geldik. Kontrole mi? Peki hayat kontrolüne mi getirdin baba beni? Ben ölsem bir daha o masaya yatmam. Duydun mu beni? Beni şuracıkta öldürsen yine de yatmam. Bırak kızı. Sen delirdin mi?